Merhaba. Yatırım Finansman Haftalık Ekonomi Gündemi ile karşınızdayız. Yeni yılın ilk haftasında yurt içinde takip edilecek en önemli veri Aralık ayı enflasyon rakamları olacak. TÜFE'nin aylık bazda %3,17 oranında arttığını, ancak yıllık TÜFE'nin Kasım'daki %84,4 seviyesinden Aralık'ta %67,5'e gerilediğini tahmin ediyoruz. Yıllık rakamdaki görülmesini beklediğimiz sert geri çekilmenin güçlü baz etkilerinden kaynaklandığını vurgulamakta fayda var. Haftanın ilk işlem gününde açıklanacak olan Aralık ayı imalat satın alma yöneticileri endeksi de haftanın bir diğer önemli verisi olacak. Hatırlatmak gerekirse, imalat PMI Kasım'da 45,7 ile Mayıs ayından bu yana gözlenen en düşük seviyeye gerileyerek üst üste 9. ayda da daralma bölgesinde kalmayı sürdürdü. Çarşamba günü Aralık ayı reel efektif döviz kuru, Perşembe günü finansal olmayan kesimin Ekim ayı net döviz pozisyonu ve haftalık para banka menkul kıymet ve rezerv istatistikleri, Cuma günü Aralık ayı hazine nakit dengesi haftalık yurt içi ekonomi takviminde öne çıkan diğer başlıklar olarak sıralanabilir. Yeni yılın ilk işlem gününde, dünya borsalarının önemli bir kısmı tatil nedeniyle kapalı olacak. Mal ve yılbaşı tatilinin sona ermesiyle birlikte haftalık küresel ekonomi takviminin yoğunlaştığı görülmekte. Cuma günü ABD'de açıklanacak olan Aralık ayı istihdam raporu küresel takvimin en önemli başlığı konumunda. Tarım dışı istihdamın aylık bazda 200 bin kişi artması, işsizlik oranının %3,7 seviyesinde yatay kalması, ortalama saatlik kazançların aylık bazda %0,4 artışta, yıllık bazda %5,1'den %5'e gerilemesi beklenmekte. Salı günü Almanya TÜFE ve cuma günü Euro bölgesi TÜFE'de haftalık küresel takvimde öne çıkan diğer önemli veriler konumunda. Almanya'da tüfenin aylık bazda %0,7 düşüşte yıllık bazda %10'dan %9'a gerilmesi, Euro bölgesinde ise tüfenin aylık bazda %0,1 düşüşte yıllık bazda %9,6'ya gerilemesi ancak çekirdek tüfenin yıllık bazda %5 seviyesinde yatay kalması öngörülmekte. Ayrıca, hafta başında küresel çapta açıklanacak PMI verileri, çarşamba günü ABD ISM İmalat Endeksi, perşembe günü ABD ISM Özel Sektör İstihdamı ve Haftalık işsizlik Maaşı Başvuruları ve Cuma günü Euro Bölgesi Perakende Satışlar. Almanya fabrika siparişleri ve İngiltere konut fiyat endeksi verileri haftalık ekonomi takviminde öne çıkan diğer başlıklar olarak sıralanabilir. Yatırım finansman olarak bol kazançlı bir hafta dileriz.